22 Mart, 28 Mart değerli Başak burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyifle geçer. İyi bir hafta, güzel bir hafta sizin olsun diyorum. Yapamam, edemem. Yani hani ben yapamam, ben edemem. Acayip derecede kendinizi güçsüz, inandırıcısız. Yani kendinizi biraz silik hissedeceğiniz bir hafta ve geçmiş konular, geçmiş olaylar, geçmiş hatıralara çok takılacağınız bir noktadasınız. Sosyalleşmek, tüm çevrenizdeki insanların kötü oluşu ve sizin iyilik ettiğiniz herkesin sizin hayatınıza zarar vermesinden o kadar çok yoruldunuz ki sakin kalıp ruhunuzu iyileştirmek istiyorsunuz. Ama maalesef o kadar çok yoğun evrak ve işleriniz var ki koşturmanız gereken çok önemli iş kapısındasınız. Burası sisteminde sıkıntılar var. Eğer siz adaptasyon problemi yaşarsanız burada ciddi kayıplar yaşanır. O yüzden evet içinizde sindiremediğiniz, hak edemediğiniz kavgalarımız ve içimizi atalım. Yoğun bir iş tempomuz var ve bulunduğunuz iş yerinizde büyük bir değişim ve yönetim değişimi, şirket değişimi, yenilenmesi gereken bir sürü olaylar var. Eğer kafanız tıkalıyken bunları görememeyip işinizde zarar verebilirsiniz. Dikkat diyorum. Yani ruh halimiz bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Yani bir yerde tıkandım, ben nerede tıkandım diyeceğimiz bir hafta. Ama içsel dünyanız, hissettikleriniz doğru. Bu da şunu gösteriyor. Çalışma evrenizde çok verimli olacağınız, konumlarınızda çok sıklıkla değişmesi gereken sinyaller var. Bu sinyaller size yavaş yavaş istediğiniz masaya, istediğiniz yere, istediğiniz, oluşturmak istediğiniz alana geçişinizi sağlayacak. Sadece sabrınız çok zorlandı. Artık zorlanacak değil, hak ettiğiniz bir noktadasınız. Kendi işini yapanlarda güzel değişimler söz konusu olacak. İş alanınızın enerjisi değişecek. Çalışan bazı insanları çıkartıp farklı insanlar yerine getirip reklamla alakalı, dijital alanla alakalı noktalarınızı çok daha net bir şekilde belirleyeceksiniz ve buraya büyük kazançlarsa eğer sağlık sektörü, devlet sektöründe çalışan bazı başak burçlarında evet yerinizde bir değişim olmayacak ama hak ettiğiniz paranızla alakalı ve hak edilen paranızla ilgili konuşmalar ve maaşınızla alakalı istediğiniz rakam hayatınıza geçiş sağlayacak. Uzun süredir ailenize ait bir malın satılması ya da ortaklı bir malın artık bölüşülmesini istiyorsunuz ve kimseyle muhatap olmak istemiyorsunuz. Burada daha bölüşülmesi için birilerinin gerçekten bu hayatta pes ediyorum demesi lazım. O mal şu an için bölüşülmeyecek. Burayla ilgili planlarınız varsa kendi yatırımınızı yapın. Daha mutlu olacağımı söylüyorum değerli Başak burçları. Evet, uzun süredir almak istediğiniz evli olan çiftlerde bir ev değiştirmek, evin alanının karanlık ve mutsuz olduğunu görüyorum. Ve haritanız diyor ki evinizin artık güneş ışığına ihtiyacı var, karanlıkta kalıyor. Ev değişimi ve ev arayışınız var. Doğru ev kapınız söz konusu olacak ve bu da size keyif verecek değerli Başak burçları diyorum. Sağlık olarak son zamanlarda kan değeriniz, şeker ve tansiyon noktalarımıza dikkat etmemiz lazım. Bunlar hassas noktamız. Özellikle evli Başak burçlarında sürpriz güzel gidecek, sorunsuz gidecek bir hafta. Sevgilisinden evlilik bekleyen ve uzun süredir ilişkisi olan Başaklarda evlilik teklif alma, ilişkiyi kabul etme, ilişkiden adım alma dediğimiz hafta olacak. Bu da sizi çok duygulandıracak diyorum. Yüzük, söz, aile, istenme konuları gündeme gelecek değerli Başak burçları. Bu da size keyif verecek diyorum. Şöyle bir haritanıza bakıyorum. Sadece ruhsal açıdan kendinizi mutlaka tıkandığınız için dinlendirmeniz lazım. Enerjinizi yormamanız gerekiyor. Bol bol yürüyüşler, yeme gıdanız son zamanlarda basen ve göbekte hafif hafif kilolar başladı. Vücudumuzu kaslandırmamız lazım. Enerjimizi doğru noktada aktarmamız lazım diyorum. Bir de yurt dışı ya da şehir dışına yerleşmek isteyen, artık ailemi oraya taşımak istiyorum diyen Başak burçları, evet bu kararı verdiğiniz Nisan sonuna kadar istediğiniz yeri belirleyeceksiniz ve gitmek istediğiniz kapı sizin için hayırlı olacak. Yani ben hedeflerinize ulaşacağınıza inanıyorum ama çok yorgun olduğunuz için başa sarmaktan korkuyorsunuz. Artık başa sarma dönemi bitti. Daha huzurlu ve daha bereketli dönem geldi. Endişe etmenize gerek yok. Evet, nazara gelebilirsiniz. Bol bol ayetel kürsü, nas, felak okumanız gerekiyor. Son zamanlarda baş ağrılarınız çok fazla var. Göze geldiğinizle alakalı mutlaka ayetel kürsü sabah kalktığınızda okumanızı tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun, mutlu olun, hoşça kalın.